hangi engellerle karşılaştıklarını, hangi ihanetlere şahit olduklarını, hangi sabotajlara maruz kaldıklarını en iyi onlar biliyor ve ben biliyorum. Yeri geldi kendilerine pist verilmedi, pist. Yeri geldi uçuşları yasaklandı. Yeri geldi tehdit edildiler. Ama yılmadılar. Çalıştılar, çabaladılar ve sonuçta ortaya bir dünya markası çıkardılar. Keban Barajı inşa edilirken birileri kurbağalara göl yapıyorsunuz diyerek kendilerince projeye takoz olmaya çalışmışlardı. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. Söylememe gerek var mı? Ama buraya da gelmiş ha. Buraya da gelmiş. Vatan Caddesi inşa edilirken birileri buraya uçak mı indireceksiniz diyerek vizyonsuzluklarını sergilemişlerdi. Boğaz köprülerinin her birinin inşası sırasında birileri engel olmak için ellerinden geleni yapmışlardı. İşte birinci köprüde, ikinci köprüde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde. Ya Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptırmamak için neler yapmadılar ki? Açık açık söyledim, boşuna uğraşıyorsunuz. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapacağız, bitireceğiz dedik ve bitirdik. Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nde de aynısını yapmadılar mı? Yaptılar. Ne oldu? Yaptık mı? Yaptık. Engelleyemediler. Engelleyemeyecekler. Çünkü onların hayallerinin ulaşamadığı yere bizim icraatımız ulaşır. Eğer bunlara takılıp kalsaydık, ülkede tuğla üstüne tuğla koyamaz, milletimizi hakkı olan hizmetlerin hiçbirine kavuşturamazdık. Sizler de verdiğimiz tüm desteklere ve inşa ettiğimiz girişimci dostu iklime rağmen belki farklı alanlarda öngöremediğimiz engellerle karşılaşabilirsiniz. Sakın ha, mücadeleden vazgeçmeyin. Her netice, her deneyen netice alamayabilir ama neticeye ulaşanlar denemekten vazgeçmeyenlerdir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza ilham veren değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz ve yüksek müsaadeleriyle şimdi ödül törenimize geçeceğiz. Görevli arkadaşlarımız. Bugün tabii ayrı bir ihtişam var. Bugüne kadar gelenlerin sayısı yaklaşık 450 bin civarındaydı. Selçuk Bey, ne kadardı? Ve bugünkü rakamı emniyetten aldım. Emniyetin verdiği rakam bugün 220 bin. Maşallah. Barakallah. Bu ne güzel ilgi, bu ne güzel coşku. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ezarfe'nin torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp yarınları. Ve TÜBİTAK başarılarının devamını diliyoruz, kutluyoruz sevgili öğrencilerimizi. Çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlarımıza. Başarılı arkadaşlarımızı kutluyoruz ve devamını diliyoruz. Klinik Semruk Teknoloji Robef, Hidro Prepem ve Radiologics Medical Anadolu Robotik, Onarfa Mühendislik TB Akademi, İnce Arge, MET Arge Dev Enerji, Watchbat, Rise Together Pure Technologies, Remora Teknoloji, Merkür Savunma Nightboard. Evet, hazır mıyız? Coşkuyla
toplu olarak bu eserlerimiz tüm gençliğimize hediye olsun ve dene yap inşallah durmaz, bitmesin. Ya Allah, bismillah. Tesislerimizin Samsun'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Evet, dene yap Türkiye, Alsancak'ta. Şu anda gençlerimizi görüyoruz. Maşallah. Evet, 26 ilimizi de ekranlara getirelim. İzmir ve Adana ile sembolik olarak bağlantımızı kurduk değerli valilerimizle. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yüksek müsaadeleriyle 100 Dene Yap Atölyesi'nin de açılışı böylelikle gerçekleşmiş olacak. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. 100 Dene Yap Atölyesi'nin açılışını yapıyoruz. Kordeleyi kesen bütün kardeşlerim, bu makasları bugünün hatırasına kendilerinde kalacak. Ya Allah, bismillah. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın bakanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdimi gerçekleşecek. Sayın Binali Yıldırım'ı da az sonra hatıra fotoğrafı için sahneye davet edeceğiz. Efendim. Zarfenin torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp yarınları, kuşattılar semaları. Baş söylerlerdi ben can. Sayın Cumhurbaşkanımız önce Kızıl Elma uçağımıza gidecek. Karadeniz'in 5. yıl coşkusunda bizleri yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları ve bizleri onurlandırdığı için çok teşekkür ederiz.